konusunda Crans Montana'da müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm arayışları bir belirsizlik ortamına sürüklendi. İlgili taraflar müzakere süreçlerinin sürekli bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanmasından oldukça fazla yoruldu. Artık eski yöntemlerle, eski denenmiş müzakere yöntemleriyle Kıbrıs sorununun çözümlenemeyeceği gerçeğiyle herkes yüzleşmeye başladı. Yani aynı yolu yürüyenlerin farklı bir yere varamayacağı gerçeği artık herkesin kafasında yer eden bir noktaya geldi. Bu aşamada ne yapılabilir, nasıl çıkış yolları bulunabilir diye daha yaratıcı olunması, biraz bildik yöntemlerin dışında meseleye bakılması gerektiği konusunda fikir egzersizleri yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda değişik şekillerde, değişik ikili, üçlü, farklı görüşmeler yapmak suretiyle acaba ne yapılabilir, Kıbrıs sorunu nasıl çözümlenebilir arayışları gündeme geldi ve bu kapsamda da çeşitli görüşmeler, değerlendirmeler yapıldı. Dün Cumhurbaşkanlığında hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında yapılan görüşme sonrasında Başbakan Tufan Erürman bir mesaj verdi ve dedi ki özellikle gevşek federasyon yani kanatları güçlü, merkezi daha zayıf bir federasyonun konuşulabileceğini ve bu kapsamda bir çözüm arayışına girilebileceğini söyledi. Bu aslında önemli bir gelişme. Çünkü Rum lider Tramontana sonrasında bildik müzakere yöntemleri kapsamında müzakerelerin kaldığı yerden başlaması için epey bir diretti. Bunu çok zorladı ama bunun olamayacağı gerçeğiyle yüzleşti. Şimdi geldiğimiz bu aşamada Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açılması noktasına süreç evrilmek üzere. Önümüzdeki dönemde yine federal çözüm arayışları devam edecek. Bu kapsamda taraflar belki bir araya gelecek ama bildiğimiz o merkezi güçlü, kanatları zayıf federal bir çözüm yerine kanatları daha güçlü ama merkezi zayıf bir federal çözümün arayışı içine girilebilecek bir ortama doğru gidilebilir. Böyle bir beklenti söz konusu. Tabii ki tüm bu gelişmelerin nasıl olabileceğini görebilmemiz için LUT'un yani genel sekreterin atadığı geçici danışmanın raporunu 15 Ekim'de genel sekretere sunması gerekecek. Bu rapor sunulduktan sonra Kıbrıs konusunun nasıl bir seyir izleyeceği ortaya çıkacak. Görünen o ki önümüzdeki dönemde biz yine müzakere masasında federal bir çözüm arayacağız ama bu federal çözüm bundan önce aranan federal çözümlerden biraz daha farklı olacak. Sonuç itibariyle önemli olan Kıbrıs'ta kalıcı, yaşayabilir, ilgili tarafların kabul edebileceği bir çözüm. Bugüne kadar arayış içerisine girilen federal çözüm modeli taraflarca kabul görmedi. Özellikle Rum tarafı 2004'te anlam planı sürecinde bunu reddetti. Crans-Montana da bunu elinin tersiyle itti. Kabul etmeyeceğini söyledi. Ve Başbakan Tufan Erdurman'ın da ifade ettiği gibi yetki paylaşımı istemediğini ortaya koydu Rum lider. Yetki paylaşımı istemiyorsa o zaman yine bir federal çözüm ama yetki paylaşımı noktasındaki sıkıntıyı ortadan kaldıracak kanatları güçlü, merkezi zayıf bir federal model üzerinde bundan sonra bir tartışma bizi bekliyor.